Nereye? Toplantı için sihirli kristali. Peki planın var mı? Hayır. Bunu Bay Peng'le konuştun mu? Bay Peng şirkette değil. Daha iyi bir fikrin yoksa bana engel olma. Oraya ağlamak için mi yoksa sinir krizi geçirmek için mi gidiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Neden dalga geçeyim ki? Bana ezikmişim gibi davranıyorsun. Ezik mi? Sihirli kristalin hissedarı ezik mi olurmuş? Sihirli kristal bir internet mucizesi olarak kabul edildi. İlk çıktığında telekom operatörlerini hemen geriletti. 3-5 yıl sonra dünyaya hakim olacak. Hatta insanların yaşam tarzını değiştirecek. Sihirli kristalden bir şey anladığın yok. Hissedarlığa uygun değilsin. Uygun değil miyim? Sen mi uygunsun? Rofiz'in yatırım departmanı başkanıyım. Senin üstünüm. En iyisi tartışırken düşmanlığı bırakmak. Tamam. Özür dilerim. Üzgünüm. Söylesene, ne yapacağız peki? Bir arada olmalıyız. Sihirli kristali korumak istiyoruz. Özel meselelerimizi bir daha işe karıştırmayalım. Tavsiyemi dikkate alacak mısın? Alacağım. Hadi Cindy. Devam et Cindy. Merhaba. Ben Pan Shuevu, Rofiz Çin'in genel müdürüyüm. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Maalesef şu anda meşgulüm. Yapabilirsin Cindy. Ailenizle vakit geçirdiğinizi biliyorum. Eğer ölüm kalım meselesi olmasaydı, sizi asla rahatsız etmezdim. Özür dilerim. Ben hemen dönerim. Tamam. İşte kahveleriniz efendim. Umarım fazla uzun sürmez. Elbette Jason. Neden burada olduğumu söyleyeyim. Sihirli kristal son birkaç yılda Rofiz için en iyi yatırım projesi haline geldi. Onu öylece kaldıramazsınız. Apple Store yöneticisi olarak daha duruşmaya bile gitmeden bizi suçluyorsunuz. Neden? Sadede geleceğim. Şu an önemli bir sorunumuz var ve vaktimiz yok. Bay Peng Apple Store yöneticisiyle iletişim kuruyor. Hemen Bay Peng'le işbirliği içinde olmalı ve bir çözüm bulmalıyız. En son verilerimiz Apple Store'un toplam indirmeleriyle eşleşmiyor. Bu ne anlama geliyor? Yani Apple toplam indirmeler için verilerimizi yenilemeyi en az 2 gün önceden durdurmuş durumda.
Yani o zaman Apple avukat mektuplarını 2 gün önce mi aldı? Muhtemelen. Peki neden sihirli kristali bilgilendirmek için 2 gün beklediler? Çok basit. Risklerden korkuyorlar. Apple tam olarak neyin peşinde? Akıllarından ne geçiyor? Öğrenmek için Apple Store'a sızabilirim. Aklından bile geçirme. Bu yasa dışı. Yasaları çiğneme sakın. Ben şaka yapıyordum. Ortam çok gergin. Ayrıca ben sihirli kristal gibi küçük bir şirketin bu büyük şirketleri düşman edinmesinden gurur duyuyorum. Gevezeliği de bırak. Ben şöyle düşünüyorum. Apple Store indirme verilerimizi yenilemedi ve bizi bilgilendirmedi. Bu da Gaudi'nin de tahmin ettiği gibi seçeneklerini tarttıkları anlamına geliyor. Sihirli kristalin en çok indirilen programlardan biri olduğu inkar edilemez. Piyasadan çekilirsek onlar için de büyük kayıp olur. Yani Apple'ı kazanmak için onların mantığını kavramalıyız. Lütfen devam edin. Telekom operatörleri bizi herhangi bir telekomünikasyonun bir lisansa ihtiyacı olduğu konusunda açıkça bilgilendirdi. Çok uluslu bir şirket olarak yerel kanun ve yönetmeliklere saygı duymalıyız. Eminim bunu biliyorsunuzdur. Kararı ne zaman verdiniz? Avukatların mektubunu aldığımız gün resmi bir toplantı yaptık. Yani dün karar verdiniz. O halde neden 2 gündür sihirli kristalin indirme verileri yenilenmiyor acaba? Tartışmanız 2 gün mü sürdü? 3 gün sürdü. O inanılmaz bir uygulama. Kaldırmak da istemiyoruz. İşin doğrusu...